Alo. Ya Serdar sen ne yaptın? Ne yapmışım? Ya babamla konuşmuşsun. Evet. Gelin akşam geleceğim seni istemeye. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin. Ya aşk olsun sana. Önce bana söyleseydin ya. Babamın karşısında şaşırıp kaldım. E pikniğe zamanında gelseydiniz Dönüş Hanım. Söyleyecektim. Hayır, yüzük bile almıştım. Ne? Yüzük bile mi aldın bana? Evet. Tabii senin daha mühim işlerin olduğu için. Ben Sadık amcayla konuşmayı uygun gördüm. Yarın akşam gelip takacağım o yüzüğü parmağına, ona göre. Bayağı kararlısın yani. Bir itirazınız mı var Çalıkuşu? Yok da yani ne bileyim. Biraz böyle acele gibi oldu. Bence geç bile kaldık. Neyse, hadi kapatmam lazım benim. Hastaneden çıkacağım, eve geçince ararım seni, olur mu? Ay dur dur dur, kapatma. Sen kimle geleceksin istemeye? Emel teyze burada mı? Yok. Annem evlenip gitti buradan Dönüş. Çok oldu. Aa, bilmiyordum. Metin amca da Kanada'da. İşte ben de Somer abiyle konuşacağım. Onunla gelirim büyük ihtimalle. Ha, iyi tamam. Tamam hadi tutmayayım ben seni, konuşuruz sonra. Bay bay. Harbiden evleniyorsunuz yani. Galiba. Ya hiç beklemiyordum. Daha bugün tartıştık hatta Serdar'la. Ay of Dönüş, niye tartıştınız yine? Uzay yüzünden. Benim Uzay'la görüşmem gerekiyordu. Serdar da çok kızdı tabii. E sen de görüşme artık Uzay'la. Derya, Uzay var ya... Müşken Hanım'ın oğluymuş. O yüzden benimle görüşmek istemiş. Ne? Hı? Ay inanmıyorum ya. Üf, saçma sapan şeyler işte. Sevinmiş mi yani? Kendisi babamla arkadaş, sen oğluyla. Hayır işte. Hiç öyle değil olaylar. Uzay uyuşturucu kullanmaya başlamış. Ne? Yani eskiden de bağımlıymış aslında. Çok zor bir durum. Müjgan Hanım da niye terk ettin oğlumu diye bana hesap sormak için çağırmış. Ay şuna bak sen ya. Sanki yıllardır aşk yaşıyorsunuz. Ya işte Uzay'la konuşmamı istedi. Ben de gittim evlerine tabii. Ama Uzay'ın halini bir görsem var ya, çok kötüydü. Yani konuşmaya çalıştım ben ama bir fayda edeceğini sanmıyorum. E sen de düşün yakamdan deseydin. Onlarla uğraşacak halin yok ya. Hem ne güzel işte, madem Uzay'ın annesi sana kızdığı için babamla da görüşmez artık. Yine de çok kötü hissediyorum ben kendimi. Ay Dönüş, kötü hissedeceğim bir şey yok. Uzay çocuk değil, Müjgan Hanım da kendi günah keçisi aramasın yani. Sen kendi hayatına Serdar'la devam edeceksin, tamam mı? Ya tamam, tamam da öyle değil işte. Uzay muzay yok artık. Dert etme sen de kendine. Serdar'la bir an önce evleneceksiniz, bu konuda kapanıp bitecek. Yani önce bir nişan falan yaparız herhalde bana, değil mi? Oo, gelenek görenek işleri diyorsun yani. Şöyle kıs kısa bir kına da yaparız. Olur. Ben salak gibi kaçtım. Kuru kuruya bir imzaya verdiler elime defter. Deryan, bir gün senin de karşına seni çok mutlu edecek bir adam çıkacak. O zaman kınanın da, nişanın da en kralını yapacağız sana. Aman, benim gibi deli kim ne yapsın? Boş versene. Gel seni bir tebrik edeyim. Canım. Serdar bu arada Somer abilerle gelecekmiş istemeye. Oho, geçmiş olsun o zaman. Niye? Yani Somer abi Serdar'a kefil olacaksa babam her an fikrini değiştirebilir. Çünkü biliyorsunuz Somer abi güvensizlik konusunda çıtayı arşa taşıdı. Derya. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.